esnafın, taksi şoförünün, tır şoförünün iktidarını istiyor musunuz? Garibin gurebanının iktidarını istiyor musunuz? Adaletli bir iktidar istiyor musunuz? O zaman çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Kayseri'yi biliyorum. 1974'lerden bu yana Kayseri'yi çok iyi biliyorum. Kendi içinde, kendi dinamikleriyle büyüyen Anadolu'nun kilit illerinden birisi olan Kayseri. Ama son yıllarda giderek kan kaybetti. Kişi başına gelir düşmeye başladı. İnsanlar işsiz olmaya başladı. Çok sayıda insan yoksulluğa, fakirliğe mahkum edildi. Bunları gayet iyi biliyorum. Şimdi bunu değiştirmek zorundayız. Bunu beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri yine bölgenin en güçlü illerinden birisi haline getirmek zorundayız. Çünkü Kayseri kilit bir kent, kilit. Orta Anadolu'nun kilit kenti. Bakınız, yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar değil mi? Yıllardır. Her gelen hızlı tren sözü veriyor. Her gelen yapacağız diyor. 22 yıldır yapamadılar. 22 yıl. Ama unutmayın. Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez. O hızlı tren buraya gelecek. Sadece hızlı tren mi? Hayır. Kayseri'yi eğer demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız. Demir yolunu aynı zamanda Kayseri'den Mersin'e, İskenderun'a bağlayacağız. Aynı zamanda şunu da yapacağız. Merkez Türkiye projesini büyüttük. Aynı zamanda Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan hattı Akdeniz'in en büyük üretim üssü haline getireceğiz. Akdeniz'in. Dolayısıyla Türkiye üreten değil, Türkiye aynı zamanda dünyayla rekabet eden bir ülke haline gelecek. Dünyayla rekabet eden. Ve üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye. Üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye. Teknolojide önemli adımlar atan bir Türkiye. Söyledim. Atatürk Havalimanı'nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim. Kıyamet koptu. Nasıl yaparsın? Yapacağız. Uzay araştırmaları merkezi yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştireceğiz. Yapacağız. Çok şey yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Yapacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Göreceksiniz siz bunu. Yapacağız, göreceksiniz. Beşli çetelerin at koşturduğu bir Türkiye'yi değil, herkesin caddelerinde, sokaklarında, huzur içinde gezdiği bir Türkiye inşa edeceğiz. Devlet vatandaşını doyurur. Devlet soygunculara hizmet etmez. Soygunculara hizmet eden bir devlet anlayışından vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışına doğru geleceğiz. Beraber geleceğiz, birlikte geleceğiz. Baharı getireceğim, baharı. Bu ülkeye baharı getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkeye birlikteliği getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Hiç kimseyi kimliğinden, inancından dolayı sorgulanmadığı güzel bir Türkiye inşa edeceğim. Göreceksiniz.
beraber ve kucaklaşacağız. Göreceksiniz. Türkiye kucaklaşacak. Kayseri'nin kooperatif mağdurlarının sorunlarını da biliyorum. Oralarda dönen dolapları da biliyorum. Türkiye'de dönen dolapları biliyorum. Hani diyorum ya, 418 milyar doları getireceğim, bu halkın cebine koyacağım diye itiraz ediyorlar. Parayı getiremezsin diyorlar. Hiç endişe etmeyiniz. Bu kardeşiniz malı götürenlerin hepsini biliyor. Hangi bankalara yatırdıklarını biliyor. Amerika'yı da biliyor. İngiltere'yi de biliyor. Nerelerde oturduklarını biliyor. Hangi bankalara para yatırdıklarını biliyor. Tek tek son kuruşuna kadar getireceğim. Alın terinin hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Tam 2015 yılından bu yana, 2015 yılından bu yana ya emekliye Ramazan Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar bir ikramiye ödeyin dedim. Bu kadar basit. Yılın iki seferinde ödeyin bunu dedim. Parayı nereden bulacaksın? Önce o yaygara başladı. Eylülünoğlu'na var da emekliye niye yok? Bulacaksın. Devleti yöneteceksin. Para var bütçede. Bütçedeki paranın nereye harcandığına siyasi iktidar karar verir. Siyasi iktidar emekliye vermeyeceğim dedi. Ben de ısrar ettim. Sonra vermeye başladılar. Ama biner lira. Sonra aradan bir zaman geçti. Seçim yaklaştı. Biraz yükselttiler. Şimdi dedim, asgari ücret kadar vereceksiniz. Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda emeklilerimiz bankaya gidecekler. Orada Kurban Bayramı'nda 15 bin lira para yattığını göreceksiniz. 15 bin lira. Gene bağırıyorlar. Gene bağırıyorlar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Kardeşim, beşli çetelere gelince para var. Malı götürenlere para var. Yandaşa para var. Ama emekliye gelince para yok. Bulacağım, bulacağım. O beşli çetelerden alacağım, emekliye vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Adalet diyoruz değil mi? Adalet sadece mahkeme salonunda olmaz. Hayatın her alanında adalet olur. Emekliye açlık sınırının altında aylık veriyorsan orada adalet yok demektir. Açlık sınırını ben belirlemiyorum. Türk İş belirliyor. Açlık sınırının altında emekliye aylık veriyorsun. Emekli şu demektir. Emekli genç yaşında çalışmaya başlayan, üreten, alın teri döken, primini yatıran, zamanı gelince de emekli olan ve insanca bir hayat sürdürmeye çalışan kişi demektir. Emeklinin de tatil hakkı yok mu Allah aşkına? Ya yıllar yılı çalıştı, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulundu. Emekliyi açlığa mahkum ettin. Ettirmeyeceğiz. Beşli çeteleri açlığa mahkum ettireceğiz ama vatandaşı değil. Onlar benim umudum da sizsiniz. Gençler, bakın gençler, dersime iyi çalıştım. Kayseri'de ilk kez sandığa gidip, ilk kez genç arkadaşlar, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak kişi sayısı, genç sayısı 88.029 kişi. 88.029 genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi sandığa gidecek, oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan koyacak. Güzel bir armağan bırakacak. Diyecek ki bütün dünyaya şunu söyleyecek. Türkiye'de otoriter bir rejim vardı.
Tweet atarken bile çekiniyorduk. Eleştirirken bile çekiniyorduk. Annelerimiz, babalarımız bizi uyarıyorlardı. Aman sakın tweet atma, gözaltına alırsın diye. Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla gönderdik. Onu aşağıya indirdik. Yerine demokrasiye inanan bir kişiyi getirdik diyeceksiniz. Ve gençler, size sözüm söz. Size sözüm söz. Beni Cumhurbaşkanı seçtiğinize çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz. O özgürlüğü vereceğim size. Eksiğim varsa eleştirin. Hatam varsa eleştirin. Bundan çekinmeyeceğiz. Eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü siyaset ve siyasetçi eleştiriden ders çıkarmak zorundadır. Bizim eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir. Ama birisi eleştirdiği zaman ona bakmamız lazım. Ya hata mı yapıyoruz acaba? Bir yanlışımız mı var acaba? Demokrasi budur. Demokrasi hoşgörü rejimidir, hoşgörü. Demokrasi insanların düşüncelerini özgürce açıkladığı bir rejimin adıdır. Bunu unutmayın. Ayrıca beşli çeteler dedim ya, ayrıca hedef aldığım bir kitle daha var. Uyuşturucu baronları. Onların da kökünü kazıyacağım. Onların da. Uyuşturucu baronlarıyla kucak kucağa geziyorlar. Beraber fink atıyorlar. Bay Kemal ona bakıyor. Ama size sözüm var. Gencecik evlatlarımı zehirleyen o uyuşturucu baronlarının kökünü de kazıyacağım. Tamamını göndereceğim. Bir şey daha. Bir şey yapacağımız çok iş var. Bu ülkeye dedim ya baharı getireceğim diye. Yapacağımız çok iş var. Üç, bakın bütün sınırlarımız yol geçen hanına döndü. E hani sınırdaki tabela ne diyordu? Vatan namustur. Sınır namustur. Ya sınır namussa nasıl oluyor da yol geçen hanına dönüyor? 3.600.000 Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içerisinde onları Suriye'ye uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. Bay Kemal söz verdi mi tutar. Bakın en geç 2 yıl içinde diyorum. Barışacağız Suriye ile. Büyükelçilikleri açacağız. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Onlara her türlü imkanı sağlayacağız. Kardeşim buyur git kendi ülkene. Tatil yapmak istiyorsan gelebilirsin Türkiye'ye. Yemek yemek istiyorsan gelebilirsin. Düğün yapmak için gelebilirsin. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Başka bir şey daha. Kiralar aldı başını gidiyor. Şu anda mahkemelerde en çok görülen dava ev sahibi kiracı davası. Bakın 22 yıldır çözemediler ya. 22 yıl. TOKİ daha önce 1,5 milyon civarında konut yaparken son 22 yılda 500 bin civarında konut yaptı. Kime yapıyor bu konutları? Sırtı kalınlara yapıyor. Bay Kemal sırtı kalınlardan yana mıdır? Bay Kemal halktan yanadır. Halk için çalışır. Halk için mücadele eder. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa Bay Kemal de açtır. Bir çocuk elektrik parası kesildi diye karanlığa mahkum edildiyse Bay Kemal de karanlıktadır. Bakın evimde bir hafta elektriği kestim. Niçin? Sırf elektriği kesilen vatandaşları bütün Türkiye hissetsin diye. Elektriği kesilen. Kışın ortasında bir ailenin, yoksul ailenin elektriği kesilir mi? Yoksul fakir ailenin doğalgazı kesilir mi? Bunların tamamını düzelteceğim. Aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz. Bütün kadınların geleceği güvence altına alınacak. Hiçbir kadın ben yoksulum demeyecek. Aile destekleri sigortasıyla sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Öyle fakirleri sıraya diz. Ondan sonra onlara yiyecek torbası da at. Televizyon ekranlarını çağır. Beni burada gör. Olmaz. İnancımız aykırıdır. Hiç kimse yoksulluğu dolayısıyla teşhir edilmemelidir. İnsanın bir onuru vardır. O onurun korunması lazım. Yoksulsa o ayıp ona ait değildir. Devleti yönetenlere aittir o ayıp. Dolayısıyla biz
devleti yönetenleri adaletle devleti yönetmelerini istiyoruz. Bir şey daha. Bay Kemal için çok şey söylenir. Her türlü iftira atılır. Şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. 27,5 yıl devlette çalıştım. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı kamuoyuna açıkladım. Neyim varsa bu. Alın teriyle kazandım. Siyaset zenginleşme alanı değildir. Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilinçli malı götürüyordur. Bundan emin olun. Siyaset farklı bir şeydir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Zenginleşme aracı değildir. Onların malı götürdüğünü biliyorum. Nereye götürdüğünü biliyorum. Manhattan'da 35 katlı gökdelen yaptıklarını biliyorum. Muhammed Ali Kırey'in çiftliğini satın aldıklarını biliyorum. Dünyalıklarını yurt dışına götürdüklerini biliyorum. Tamamını getireceğim, tamamını. Bu milletten çalınanı tamamını getireceğim. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Milliyetçiliğe gelelim. Sinan Ateş pankartı neredeydi? Sinan Ateş, evet. Bakınız. Bir genç, yürekli bir genç, temiz bir genç ve bir akademisyen Ankara'nın ortasında vuruluyor ve failleri yakalanmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Sinan Ateş'in de Gaffar Okkan'ın da hakkını sonuna kadar arayacağım. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Tamamını o failleri getireceğim. Emin olun, kulaklarından tutup mahkemeye teslim edeceğim. Adaleti orada sağlayacağız. Milliyetçilik. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik kendi parasının, ülkesinin parasının değerini korumaktır. Milliyetçilik herkesin iş aş sahibi olmasını sağlamaktır. Milliyetçilik güçlü bir Türkiye olmaktır. Milliyetçilik egemen güçlerin karşısında diz çökmemektir. Milliyetçilik 85 milyonun onuruyla yaşaması demektir. Bakınız. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, değil mi? Vuran kimdi? Rusya'ydı. Sağ ol. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Fotoğraf çektirecek ya. Fotoğraf çektirecek. Gelsin fotoğraf çekelim. Gelsin. Gelsin. Gel. Çek. Gel bakalım. Tamam. Milliyetçilik halkını sevmektir. Bakınız 34 askerimiz şehit edildi. Bir baktık bir şey oldu. Bu ülkenin cumhurbaşkanı gitti Putin'in ayağına. Ya bu şehit olan bizim askerimiz. Sen oraya niye gidiyorsun? Özür dilenecekse onların özür dilemesi lazım. Putin ne yaptı? Kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kapıda ne kadar beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Ondan sonra içeriye çağırdı. Gel koltuğa oturabilirsin dedim. Benim ağrıma gider. Benim siyasi rakibim ama ağrıma gider. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu pozisyona düşüremez. Bay Kemal asla bu tür şeylere izin vermez. Herkesin bilmesini isterim. Asla. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyiz biz. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz. Tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza vereceğim. Diyorlar ya biz milliyetçiyiz. Ya 20 milyar dolar değerindeki tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar.
Alacağım, alacağım. O fabrikayı alacağım, ordumuza vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin.